Ya bir prenses böyle nazlı olur işte. İrem bak oraya el salla. Kamera var orada. Tamam. Tamam. Kimse. Ama hadi el sal. Değerli dostlar, programımızı ağlayarak başladık ama Allah hiçbir çocuğumuzu bu meleklere ağlatmasın. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Akit TV Sümen Altı programında. Ömer Bey'den, Ömer Erdoğan Bey'den Yedi Renk, Tek Gönül. Tek Yürek. Tek Yürek. Saat 12 geçti, bende böyle ufak teklem oluyor, artık idare edeceksiniz. Buyurun devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bana özellikle programın öncesinde bir şey söylediniz. Bir Diyarbakır, Batman mı programınız var Cuma günü. Onu da bir açabilir misiniz? Önümüzdeki Cuma günü sabah 5.20 uçağıyla Diyarbakır'a gideceğiz Allah nasip ederse. Meramımız orada sur esnafı çok büyük acılar çekti, sıkıntılar yaşadı. Ama hamdolsun bir nebze de olsa bugün bir rahatlık var orada. Biz de bu Anadolu dernekleri olarak cebimize 300-500 herkes imkanı ölçüsünde bir miktar para koyacak. Orada o esnaftan alışveriş edeceğiz. Dolayısıyla onlara bir moral vereceğiz. Bu alışveriş şüphesiz Diyarbakır esnafına çok büyük bir maddi bir şey katmayacak ama işi bereketlendirecek olan Cenab-ı Hak'tır. Bize düşen o yolda bir adım atmaktır. Biz bu adımı atmaya çalışacağız. Diyarbakır insanıyla kucaklaşacağız. Ulu Cami'de onlarla beraber bir cuma namazı kılmak arzusundayız. Ardından Batman'a geçmek istiyoruz aynı gün. Orada da bir esnafla, Batman halkıyla bir dayanışma ve kucaklaşma örneğini ortaya koyduktan sonra tekrar dönüp işte yaşadığımız yer İstanbul'a döneceğiz Allah nasip ederse. Ömer Bey, yanındaki delikanlıyla devam edelim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Medeni Deveci ben. İstanbul'daki Diyarbakır Kültür ve Sanat Tanıtım Derneği'nin kurucu başkanıyım. 10 yıldan beri STK'ların İstanbul'daki sivil toplum örgütlerinin içerisinde görev almaktayım. Bütün Karadeniz'de Türkiye'nin 7 bölgesindeki sivil toplum örgütleri hareket etmekteyiz. Tek farkımız var. Biz denizi gördük, siz görmediniz. Evet. Şimdi 2005 yılında biz Yaşar Bey'le Sakarya Dernekler Federasyonu Başkanı arkadaşımızla biz Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları olarak biz 2005 yılında Diyarbakır, Batman, Hasankeyf ve Siirt gezilerimiz oldu. O zaman işte sivil toplum örgütü olarak o bölgede biz halkımızı, esnaflarımızı ziyarette bulunduk. Mülkamillere, belediye başkanları ziyarette bulunduk. Ve barış adı altında hareket ettik. Çok şükür başarılı da olabildik o zaman, o süreçte. Şimdi bu sürece geldik. Ben bugün duydum ki buradaki sivil toplum örgütü arkadaşlarımız Diyarbakır ve Batman ziyaretinde bulunacakmış. Benim haberim MS ile haberim oldu. Ömer Başkan haber. Belki de size özellikle sürpriz yapalım dedi. Bilmiyorum, belki de olabilir. Ben çok mutlu oldum. Bugün Diyarbakır Sur ve Diyarbakır o bölgenin halkının, esnafın çektiği ızdırabı hep birlikte aşıyan gördük. Gerçekten de çok üzücü olaylar yaşandı orada. Biz her türlü kınıyoruz. O tür terör olsun, yapılan saldırılar olsun, askerimiz, polisimiz, vatandaşımıza olan zulümü kınıyoruz. Ve kınamaya da devam ediyoruz. İnşallah bölgemizde huzur ve birlik, beraberlik gelir. Bu sivil toplum örgütlerinin de ziyaretlerine hayırlara vesile olur inşallah. Biz her zaman onlar yanındayız. Birlikte de hareket ediyoruz. Peki Sayın Başkanım, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Program şeyin dışında, bu sürecin dışında ama ben bunu Doğu'da, Güneydoğu'daki olan daha verden diğer federasyon başkanlarına da sordum. İstanbul'da yaşayan, yani bir Diyarbakırlı, bir Mardinli, bir Vanlı başkanlarımız acaba gerçekten o bölgede, o bölge insanımızın bilinçlenmesi, eğitimleri noktasında, hani çuvaldızı kendimize batıralım derler ya. Evet. Yeterli çalışmayı yaptı mı? Yeterli şeyi sağlayabiliyorlar mı acaba? Hayır. Ben katılıyorum size. Yapmadılar, yapmıyorlar. Yani yapamadılar. Ben kendim üzerine söyleyeyim. Elimden gelen imkanlar dahilinde çok mücadele ettim bu konuda. Ve mücadelem sonuna kadar devam ediyor. Peki yapılmaması nedeni şöyle söyleyeyim. Maddi mi yoksa o bölgeden şimdi, dış güçlerin baskısı mı? Hayır. Asla hiçbir baskıya biz... Ben bunu özellikle söylemenizi istedim. Dik duruşunuzu sergilemek için. Bölgem insanı olarak ben 47 senedir beri Maltepe'de yaşıyorum. Çocuklarım burada doğdu, burada büyüdü. Bir Maltepe'liyim. Diyarbakırlı olduğum kadar da İstanbulluyum ve Maltepe'liyim. Türkiye'liyiz. Bu ülkenin evladıyız. Ve ben Karadenizlerin yanında büyüdüm. Rize, Pazarlı'nın yanında yetiştim, büyüdüm. Geçen, bundan iki hafta önce de
Rize'nin Ardeşen Belediye Başkanı davetlisiydik. Biz gittik orada 3 gün, bizi ağırladılar orada. Yani müthiş bir şey. Onun için gerçekten bize hiçbir baskı gelmedi. Ne dışarıdakiden baskı geldi, ne devletten baskı gelmedi. Biz kendimiz evet. Bu işi başaramadık. Ve birlik mi olamadık? Birlik olamadık. Kendimizi ifade edemedik. Ya bizi anlayamadılar. Ya biz kendimizi tam anlatamadık. Ama inşallah bundan sonra anlatacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah. Birlik beraberimiz daimi olsun inşallah. Peki. Size de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Olur mu? Bizim görevimiz. Başkanım sizi dinleyelim. Başkanım içimizde şu anda en yakışıklısı görünüyor. Ya estağfurullah olsun. Buyurun. Güzel. Ben Sakaryalıyım. Sakarya Dernekler Birliği Platformu Başkanıyım. Aynı zamanda Pendik Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığını yürütüyorum. STK'ları seviyorsunuz. Sivil. STK'ları, yani halktan iç içe olmayı. Ben öyle evet, söyleyeyim. 98 yılından beri zaten uğraşıyoruz. İlk zaten Rize ve Karadeniz bölgesiyle tanışmamız 2003 yılında itibaren başladı. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları KASTOP kısa adıyla. Daha sonra 2005 yılında medeni başkanımızla birlikte işte Diyarbakır, Siirt, Hasankeyf, Batman gezilerimiz oldu. Bu gezide işte valiliktir, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, ticaret sanayi odası başkanlarımızla görüştük. Hani nedir, nedir, ne değildir gibi. Ben mesela bir enteresan olay söyleyeyim. Siirt Ticaret Sanayi Odası'nda tabii kürsüde yerimizi aldık. Vatandaşlar gecenin saat 12'siydi. İnanın hınca hınç dolular. Yani o saatte herkesin yatmış olması lazım. Ama hınca hınç dolular. Ve biz sivil toplum örgütü olarak bize şunu söylediler. Siz 20-25 yıldır neredeydiniz dediler. Ben işte yani, az evvel anlatmak istediğim oydu. Şimdi tabii ki burada sivil toplumun eksikliği oldu. Bunda da geçmişimizde yaşadığımız demokrasinin inkıtalara uğramasının etkileri oldu. Çünkü bir Hollanda gibi bir ülkede 22 milyon sivil toplum örgütü üyesi oluyorsa nüfus 7 milyon. Tabi bunun yarısı da çocuktur netice itibariyle. Biz de şunu dedik, mesela o sorunun da cevabı bize nasip oldu. Dedim ya ben Sakaryalıyım, daha işte 7 sene oldu. Ben Sakaryalılar ilk derneğini kuran acizane arkadaşların önderlik yaptık, kurduk. Şimdi gelinen süreçte eksiklikler nelerdir? Burada çok eksiklik var. Tabii burada dış güçlerin oyunu var. Biz bazı şeyleri biz anlayamadık. Bazı şeyleri zamanla anladık. Bazı yerlerde önümüzün kesildiğini fark ettik. Yani bu tabii bunu nasıl aşarız anlamında gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunu biliyorlar. Ama biz şuna inanıyoruz. İnancımız gereği. Başımızdaki amirimize itaat etmek farzdır. Ülül emre itaat etmek farzdır. Çünkü bu da kılıç zoruyla gelmedi. Bu milletin oyu ile geldi. %52 bir oy oranı ile geldi. Daha sonraki tekrar genel milletvekili genel seçimlerinde yine bunu gördük. Öyleyse ya biz bu demokrasiyi yani hazmetmesini bilmemiz lazım. Eksiklik burada. Bunu kabullenemeyenler var. Peki yıllarca bu millet, bu ülkenin insanları demokrasiyle değil de işte 40-60 ihtilali, 70 muhtırası, efendim 80 ihtilali, işte 90 28 Şubat. Peki o zaman neredeydik yani? Nerelerdeydi? O zaman hiç sesiniz çıkmadı. Demek ki ve bugün ben şahsi görüşüm olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, başkanlık sistemini destekliyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Bu başkanlık sistemi olmazsa olmaz. Neden olmaz? Bir bakalım ileri ülkeler dediğimiz Amerika'ya bakalım, İngiltere'ye bakalım, efendim Fransa'ya bakalım. Bu ülkeler başkanlık sistemiyle yürüyor. İki parti var, Cumhuriyetçi, Demokrat. Var mı başka birisi? Yok. Var da adları yok. Ha, yok yani. Demek ki bizde de bu olması lazım. Ya bu seçimi bu şekilde yapalım. Anayasamızı da biz yapalım. Bununla ilgili mecliste çalışma yapıldı. Bu seçimden önce yapılan çalışma. 60 küsur maddede de
Anlaşıldı. Peki neden bu gündeme gelip de onaylanmıyor? Neden bu engelleniyor? Demek ki burada bizim olmayan, bu ülkenin insanının aleyhine olan platformlarda alınan kararlara çanak tutuluyor. Başka şimdi, bir şey değil. Başkanım şu var, bir gerçek var. Ben bunu her programda dile getiriyorum. Yıllar evvel bir İngiliz'in kitabını okumuştum. Demişti ki biz Osmanlı'nın torunlarını hiçbir zaman yukarı çıkartmayacağız. Dikkat edin derdi, her dördüncü sene Osmanlı harekete geçtim, beşinci sene biz engel oluyoruz. 23-27, dikkat edin, 27'den sonra iç isyanlar bilmem ne. 50-54, 65-69, 83-87. Beşinci senede hemen dış güçler, bizi çekemeyenler bir şeyler karıştırmaya başladı. Belki de ilk defa bu dördüncü seneden sonrasını, beşinci sene, altıncı, yedinci seneyi dik durarak aşabilen bir iktidar görmelerinin hazımsızlığı mı açıklayayım? Veya rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi dünyada hiçbir ülke yok ki bizim kadar hain olsun. Bunun da mı etkisi var? Şimdi yer küreyi şöyle karşımıza aldığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye o yerin merkezinde. Doğru. Bir. İkincisi, bu ülke 150 seneden fazladır dış ülkelere borçlanmış. Yani Duyun-u Umumiye gibi, bugünkü IMF gibi. İlk kez bu borçlar sıfırlanmış. Ha, demek ki borç almayınca emir de alınmıyor. Peki son 10-12 yıl... Bu cümleyi yıldır... altını bir daha söyler misiniz özellikle? Kameraya bakarak. Rica ediyorum başkan. Çünkü bu çoğu böyle televizyona profesyonel çıkan profesörlerin bile dile getirmediği bir konu. Borç alınmayınca onu bir altın... Emir alınmıyor. Borç alınmayınca emir alınmıyor. Devam et. Anlayan anlar. Anlayan şimdi, anlar. Başka sözüm yok. Şu konu da var. Yani neticede borç almadık. Ne eserler meydana geldiğini görüyoruz yani. Bu millet de görüyor. Halk da görüyor. Vatandaş da görüyor. Bugün çok uyuyanlar da uyandı. İşte kuzeyimizde başladı şimdi, kuzeydoğumuzda veya doğumuzda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı. Peki bunun amacı nedir? Türkiye'nin burada enerji koridorlarında söz sahibi olmasının önünün kesilmesi. Suriye sınırında Kaya Tuzu bölgenin... Suriye sınırındaki kurulmak istenen bu Kaya petrolü, petrolü ve Diyarbakır'da olan, o muhitte olan Kaya petrolü gibi. Peki bizim ne yapmamız lazım? Bugün şuna gerek var. Selahattin Eyyubi ile Nurettin Zengi, Yavuz Sultan Selim ile İdris'i Bitlis'i, bugünün de Yavuz Sultan Selim'i veyahut da Selahattin Eyyubi'ni, artık Tayyip Erdoğan gene Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimiz ona teveccüh etmiştir. Bu teveccühe bize düşen itaat etmektir. Ha, beğenmiyorsak bir dahaki seçimde de indiririz. Evet başkanım. Evet, ben de başkanımın kaldığı yerden devam edeyim. Tabii ki Türkiye önce gerçekten... Önce kimiz? Türkiye dünyanın tam merkezi olduğu kadar ben de Türkiye'nin tam merkezi olan Kırşehirler Derneği'ni temsilen geldim. Şifahi Kaya ismim, eğitimciyim. Tabii ki başkanların birçok sorunlardan bahsediyor. Borç alınmayınca tabii ki emir de alınmıyor ama risk almayınca da güzellikler yaşanmıyor. Bu son dönemlerde risk alındı ve bu güzellikler inşallah yakın zamanda doğacaktır diye ümit ediyorum. Biz kendimizden bireysel olarak tabii ki başlamamız lazım risk almaya. Bugüne kadar ailelerimiz hep etliye sütlüye karışmadan bizleri yetiştirmiş ve biz kendi kabuğumuzdan çıkıp dışarıdaki sorunlara bakmamışız. 2003 yılında ben dernekçiliğe başladım. Çok genç yaşlarımızda bu dernekçiliğe soyunduk. O zaman şunu düşündük. Ben kendi çocuğumu belki bireysel olarak çok iyi eğitimli yetiştirebilirim. Ama kendi kardeşimin çocuklarını da yetiştiremezsem ben eğer yine yapmış olduğum bütün çalışmalar boşuna gider. Onu da geçelim. Kendi hemşerilerimin çocuklarını yetiştiremezsem, olgunlaştıramazsam yine boşuna gider. Onu da geçelim. Biz sadece Kırşehirliler bir arada kalmıyoruz. Şimdi Diyarbakırlı'yla, Sakaryalı'yla, Mardinli'yle yan yana komşuluk yapıyoruz. Demek ki risk almamız lazım. Hep birlikte beraberce yol almamız gerekiyor diye düşündük. Tabii Pendef'in de kuruluşu o şekilde oldu. Pendik Dernekler Federasyonu bütün il derneklerinin bir araya gelip Pendik'te yaşayan il derneklerinin oluşturduğu bir platformdu. Tabii bu büyüyerek devam etti. Sonra Ömer abimizle tanıştık. Türkiye'nin 7 coğrafyasında 7 renk tek yürek olalım. Çünkü birlikte yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz.
Ve bu şekilde güzel çalışmalar yapmaya çalıştık. Tabii ki risk almamız gerekiyor. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. Zamanımızdan belki imkanlarımızdan bir miktar ayırmamız gerekiyor. İşte Ömer Başkan bahsetti. Diyarbakır'a gideceğiz. Ne için gideceğiz? Yaşanan şu sıkıntılarda oradaki sur esnafımızın yanında olalım. Sizlerle beraberiz. Sizlere küçük de olsa karınca misali bir damla da olsa su getirdik. Mesajı vereceğiz. Yani tek sarılmak bile yeter ya. Kesinlikle. Bu ülke hepimizin. Birlikte yaşıyoruz. Artık bunun farkına doğudaki de batıdaki de bütün insanlarımız farkına vardı. Başkanım unutma kaldığımız evet. yerden devam edeceğiz. Evet. Son bir dakika içinde. Evet. Değerli dostlar sakın ha bir şeyi hiçbir zaman unutmayın. Yarın bir gün bir yere düştüğünüz zaman size elini uzatan kişi nerelisiniz diye bakmıyor. İnsan mısınız diye bakıyor. İnsan olduğunuzu, bu ülkenin vatandaşı olduğunuzu unutmayın. Üçüncü programda yine sizlerle beraberiz. Muammer abi bana kamerayı işaret ediyor. Bu kameraya bak diyor da. Muammer abi güneş gözümü alıyor. Bakamıyorum. Onu söylemiyorsun ki bana. Biz kaldığımız yerden yarın akşam devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Şimdilik iyi akşamlar.